İsmail Kılıçarslan Güneşi balçıkla sıvayalım mı? Ümit Özdağ'ın faşist yavruları FETÖ'nün iğrenç taktiklerini kullanarak FETÖ ile aynı merkezden yönetiliyor izlenimi vermeseler aslında çok eğlenceli insanlar. Kendi sanal hakikat düzlemlerinde bir bakıma bir başka Türkiye'de olanca cehaletleriyle, olanca yobazlıklarıyla tuhaf balçık rengi bir lunaparkta eğleniyorlar. Bu tuhaf toplulukla son kavgamız belki bazılarınızın malumudur. Türkiye'deki istihdam meselesinde mültecilere atıf yaptım diye gönderimin bir bölümünü tam bir FETÖ taktiği yaparak kırptılar ve servis ettiler. Ben de fırsat bu fırsat deyip şu istihdam meselesindeki fikirlerimi derli toplu yazayım istedim. Bir kere şu 12 yıllık kesintisiz eğitimden ve bir türlü İstenildiği gibi olmayan mesleki eğitim derdinden başlayayım. 12 yıl kesintisiz eğitimin kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'deki bütün çocukların en azından lise mezunu olabileceği bir düzlem, iyi bir düzlem. Ancak bu çocukların yarısı belki de yarısından fazlası sağlıklı ve uzun erimli bir istihdam projesiyle liseden mezun olduktan sonra doğru işlere yönlendirilirse şunun adını doğru düzgün koyalım çıraklıkla ve ergenlikte öğrenilecek meslekler konusunda kalabileceğimiz bir sınıf bile yok ki bu konuda sınıfta kaldık diyebilelim saat tamircisinden ayakkabı ustasına doğalgaz ustasından kalıpçıya çobandan tesisatçıya kadar bütün yollar yoka çıkıyor Türkiye'de çok uzun süredir bunun iki nedeni var İlki ve en önemlisi marif yaklaşımımızın en kötü projelerinden biri olarak değerlendirdiğim 81 ile 81 üniversite meselesi. Eksi 2 netle bile üniversiteye yerleşebilen işsizlik rakamlarını istatistiksel olarak düşürmekten başka bir işe yaradığını düşünmediğim bu kütle üniversiteleri doğaldır ki Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu değil, doygunlaştığı alanlarda insan yetiştirerek aklı başında bir istihdam planlaması yapmamıza engel oluyor. Bu kadar ilahiyatçıyı, bu kadar hukuk mezununu, bu kadar iletişimciyi ne yapacağız vallahi bilmiyoruz. İlahiyat okumuş birinin KPSS'ye girip tapu kadastroda memur olarak çalışması da Takdir edersiniz ki boşa gitmiş insan kaynağı dışında bir anlam taşımıyor. Dahası öyle ya da böyle Bayburt'ta ya da Bitlis'te üniversite okumuş bir gence ne marangozluk yaptırabiliyorsunuz ne tesisatçılık. Bunun için mi okudum ben diyor haklı olarak. İki önemli neden Türkiye'de anne babaların makbul insan makbul olmayan insan yaklaşımını çoktan terk edip makbul iş meslek, makbul olmayan iş meslek ayrımını içselleştirmiş olmaları. İnsanın elinin emeğiyle yaptığı hiçbir iş statü sağlamıyor ona Türkiye'de. İyi bir marangozdansa kötü bir avukat olmak makbul bulunuyor. Bugün Türkiye'de bir inşaat ustasının yevmiyesinin 2500 3000 lira vasıfsız bir inşaat işçisinin yevmiyesinin 1500 lira olduğu malum. Üstelik Aramakla bulunmuyorlar. İstanbul'da iyi bir dişçinin randevu düzenine benzer şekilde randevu vererek çalışan doğalgaz ustalarının günlük kazançları 5000 liranın altına imkanı yok düşmez. Anadolu yemesi içmesi diğer tüm ihtiyaçları sürü sahibinden olmak üzere 40 bin liraya hatta 50 bin liraya çoban arayanlarla dolu. Ancak işte toplumsal bakışımız sakatlandığı için bu ve benzeri işlerin hiçbirini makbul olarak değerlendirmiyoruz Türkiye'de. Gelelim meselenin ek yerine. Yani Ümit Özdağ'ın faşist yavrularının bana çok öfkelendikleri konuya o kadar açık ki Türkiye'de mülteciler olmasa bazı iş kollarının çöküp kalacağı. Hani bu hakikat karşısında insan mülteci yanlısı yandaş yazar, mülteciler olmasa ineklerimizi kendimiz sağmak zorunda kalırız dedi diyerek leş bir algı yürütmeye utanır. Çünkü hakikat bu. Anadolu'da Afgan çobanlar mobilya sitelerinde tekstil atölyelerinde, dericilerde, inşaat sektöründe, hatta hizmet sektörünün pek çok alanında Suriyeliler başta olmak üzere her renkten mülteciler çalışmasa bu sektörler durma noktasına gelir. Bunu tespit etmek beni mülteci yanlısı yapmaz ama şu diyeceğim yapar kanının asaletiyle övünen bazı ahlaksız Türkler hem mülteci karşıtlığı üretmeye hem de mülteci kardeşlerimizi güvencesiz düşük maaşlarla çalıştırmaya devam ediyorlar. Karına kar katmaktan başkasını düşünmeyen bu vicdansızlar iş kendi ceplerine gelince kandır ırktır hepsini unutuyorlar.'' Anadolu bir yandan mültecileri ucuz iç gücü olarak değerlendirip bir yandan da bu mülteciler de çok oldu diyen vicdan yoksunu patronlarla dolu. Kanı ya da ırkı ne olursa olsun ben bu ahlaksız vicdansızlardan beriyim. Başa döneyim. Türkiye'deki üniversitelerin en az yarısını bugün itibarıyla kapatıp doğru düzgün bir istihdam planlaması yapmayı başarabilirsek, liselerden çalışmaya hazır ara elemanlar mezun etmeyi kıvırabilirsek bir şansımız olur ülke olarak. Aksi halde YouTube'daki nasıl yapılır videolarını izleye izleye gider açmaya çalışan işsiz avukatların, batarya takmaya çabalayan işsiz iletişimcilerin cennetine dönecek Türkiye balçıkla sıvanamayacak yer burasıdır. Bir de not, Afgan çoban kardeşlerimizin neredeyse tamamı Türkmendir ve her biri Ümit Özdağ'dan daha çok Türktür. İyi mi? Bir not daha, Türkiye'de okuduğu bölümün alanında çalışmamak köklü bir gelenektir esasen. 28 Şubat sonrası dönemde Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda istihdam edildiği bir ülke burası en nihayet işin özda ve diyanetle ilgili kısmını bir araştırmacı kaleme almayacaksa mecburen ben yazacağım. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak. Dilek Güngör. Makro tamam, sıra mikroda. Malumunuz uygulanan ekonomik programla makro göstergelerde iyileşme var. Risk primi düştü, dış borçlanma maliyeti geriledi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri yükseldi, aylık cari denge fazla verdi, kur korumalı mevduat stoğu düştü, aylık bazda olmasa da yıllık enflasyon indi, dış ticarette dengelenme belirginleşti, siyasi sebeplerle girilen gri listeden çıkıldı, kredi notları artmaya başladı. Bunlar güzel gelişmeler. Ancak faiz artışlarına dayanan politika bir süredir içeride dengeleri bozmaya başladı başladı. Ne mesela? Kredi büyümesi azaldı. Takipteki kredi kartı borçları arttı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında karşılıksız çek sayısı yükseldi. Firmaların bir kısmı bu nedenle zorda. İcra takipleri artıyor. Ocak-Temmuz döneminde 1554 şirket konkordato ilan etti. Bu mekanizma borçluyu korurken alacaklığı mağdur etmeye başladı. Sanayi PMI daralıyor, sanayi üretimi azalıyor, özel sektör yurt dışı kredi borçları sıçrıyor, ihracatçı Avrupa pazarlarını kaybediyor. Şimdi iyi bir cerrah edasında mikro alanlara yoğunlaşmak gerekiyor ki zorlu geçecek sonbaharda tablo daha da kötüleşmesin. Dün Birleşmiş Markalar Derneği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin toplantısı vardı. Katılamadım ama doğru bir noktaya dikkat çekmişler. Ne diyorlar? Finansman ihtiyacı artan firmalar için düşük faizli finansman imkanları geliştirilmeli. Bu geçmişte yapıldı. Hatırlayın pandemi dönemini. Belki de dünyanın 100 yılda bir başına gelebilecek bir olaydı. Olağanüstü dönemde olağanüstü tedbirler alındı. Salgının ekonomik etkileriyle mücadele edilerek ülkenin üretim gücü ve istihdamını koruyacak bazı adımlar atıldı. Ekonominin belki mi kobiler ve esnaf için paketler çıkarıldı. Firmaların borçları yapılandırıldı, birçoğu konkordato sürecinden çıktı. Bugün de reel ekonomide arabanın tamamen durmasını önlemek için bazı dokunuşlara ihtiyaç var. Mesela nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan yatırım taahhütlü Avans kredileri hızlandırılabilir. Hatırladığım kadarıyla YTAK programına yıllık 100 milyar lira limit ayrılmıştı. 3 yılda da 300 milyar lira. Ya da yatırım yapmayı planlayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler için yatırım kredileri, ihracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösterenler için ihracat destek kredileri, işletme sermayesi ihtiyacı olanlar için İşletme harcamaları kredileri gibi başlıklarda yeni kredi garanti fonu paketleri düşünülebilir. Exim Bank üzerinden ihracatçılara sağlanan destekler de güncellenebilir. Ekonomi yönetimi sert iniş tehlikesi görmese de proaktif kararlarla önümüzdeki dönemde oluşabilecek riskleri bertaraf edebilir. Dilek Güngör, Sabah